Kahve içelim dedik. Gel aşkım. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ne yapıyoruz? Dün şeydeydik. İnanıyorum. Dün İbrahim Tatlıses'in... Ne? Tamam. Çıkarabiliyor musun konuşurken? Siz çıkartabilirsiniz. Bizde var mı? Dün İbrahim Tatlıses'in şovunu çektik. Sessizlik arkadaş. söylenir mi? Söylenir. Bir şey olmaz. Ne? Konuklar söylenir mi? Bülent Ersoy. Yılbaşına özel program. Evet, yılbaşı özel. Bülent Ersoy, Seda Sayan, Şafak Sezer, ben. Hande Yener. Hande Yener, Allah kahretsin. Hande Yener, böyle çok güzel kalabalık bir ekip. Nasıl geçti peki doğrudan? Çok güzeldi çekim. 9 saat şeydeydik yani, çekimdeydik ama 5 saat çektik. 3 saat, 3,5 saat yayınlayacaklar. Ben mi çalıyorum? Yok, benim çaldı. Evet. O kadar yani. Ondan bir önceki gün kim milyoner olmak ister'e gittim. Kenan'la. Ondan sonra gel üşüyorum. Ona gittim. O da çok güzeldi. Evet. Antrikotunuz yanımızda. Antrikot. Çok konuşuldu o videoda. Atladım, antrikot kaldı. Sorma ya. Ya ben gerçekten karıştırdım. Antilop yavrusu. Antilop yerine antrikot dedim. Açtım galiba. Ay ben antrikotu çok seviyorum. Aklım da oradan kaldı. O yüzden olabilir. Evet. Ya da olabilir. Serdar Bey acıkmış demek ki. Olabilir. Neyse işte rezil oldum. ama olsun. Komik oldu. Bugün şeye gidiyorum şimdi. Gidiyoruz beraber. Nereye gidiyoruz? Mücbire. Mücbir sebeplerin yılbaşı çekiminde konuk olacağız. Yılbaşında bütün programlarda siz televizyonlarda siz olacaksınız herhalde. Öyle mi? O her dakika seyredilir. Ya bütün platformlarda göreceğiz mi o zaman? Evet. İbo. Şey. Kim bilir olmakta. Ama onlar saatlerini ayarlarlar. Birisi eğlence programı, biri yarışma. Yarışmanın da şimdi söylenmez ama yok. 1 milyon aldınız herhalde. O söylenmez işte. Yardım amaçlı mıydı acaba? Onu evet. Biliyorum. Hepsini çocuk esirgeme kurumuna bağışladım. Aile ve Sosyal İlişkiler Bakanlığı oldu. Sağlıktı değil mi daha önce? Tabii. Aile ve Sosyal... Galiba öyle. Aile ve Çalışma Bakanlığı. Şimdi yeni ismi Aile ve Sosyal İlişkiler olmalı. Google edeceğim, bakacağım. Neyse işte bakanlığın yardımıyla çocuk esirgemeye verdim. Az bir şey kazandım ama olsun. Yani. Baraja geçmişsinizdir herhalde. Evet. Barak sorularını geçmişsiniz. Geçtim onları. Telefon jokerinde kim aradınız peki? Ya ben hakikaten salığım. Ama bu yayınlanacak, sonra esprisi gidecek. 3 tane arkadaş seçtim. Yani bir sevgilimi seçtim. Seçili. 2 tane de arkadaşımı. 3 tane resim çıkınca ekrana dedim ki ben bunu şimdi kullanırım. İkinciyi öbür gün. Seçili de sona bıraktım. Seçili de telefonun başında 3 saat beklemiş. Ben birinci arkadaşımla hakkımı kullandım. Şimdi Seçil'i arayalım abi dedim. Beyefendi dedi. Çıkınca ararsın. Bir tane hakkınız var. Çıkınca ararsın. Aradınız mı efendim? Çıkınca Seçil adımı. Seni aramayı unutsun. Seçil aç oldu. Soru bekliyor telefonda. Google açık beklemedik. Evet. Tabii. Siz öyle mi yapıyorsunuz? Google'da... Biz katılmadık yarışmaya. Millet öyle mi yapıyor? Yani yapamam olmuş. Evet öyle. Klavye resimden böyle. Hadi be. 15 saniyede Google'da nasıl buluyor? Bekliyor. Pusuda bekliyor. Mesela, sesli de bırakabilir. Mesela soruyu üçüncü tekrarlar. Hadi. Tabii sesli tekrarlar Google'da. Aynen. Eğer bir daha katılacaksanız Serdar Bey, eğer bir daha katılacaksanız bizi arayabilirsiniz. Biz bilgisayar başında sizi bekliyor oluruz. 10 saniyede 3. Mehmet'in torunu 1. Mehmet'in hanımının adı nedir mesela? Hemen şöyle. Hemen bulunur. Halit'in torunu yazınca direkt çıkıyor zaten. Aynen. Ay. Öyle sosyal medyadaki videolarınız, röportajlarınızdaki söylemleriniz hep kişiler tarafından komik bulunuyor. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben komiyim. Bunu size değil, Seçil Hanım'a sormak lazım. Komik misiniz? Çok eğleniyorum. Eğlenceli evet. Mi? Ya, pazar sendromu var bir de. Atlattı pazar günlerini evet, seviyorum diye bir açıklama. Ben pazar günlerini hiç sevmezdim. Serdar Bey sevdirdi. Evet. Peki Seçil Hanım size neler sevdirdi Serdar Bey? Oo. Ve her şey yeniden heyecanı. Antrikotu sevdirdi. Yeniden heyecanı sevdirdi. Sağlığımın kötülüğünü unutturdu. Sevmeyi tekrardan sevdirdi mi yani? Sevmeyi sevdirdi. Müziği sevdirdi tekrar.
Hiç susmuyor. Sürekli şarkı türkü. Ama bir açıklaması da galiba tam hatırlamıyorum. Aşk artık yok gibi bir açıklamanız olmuştu. Genelde. Evlenmeyi tekrar da düşünmüyorum demiştiniz. Ama işte kendim için söylediğimi sandılar. Hı-hı. Ben diyorum ki genelde evrende aşkın önemi azaldı. Ama ben seviyorum, sevdiğim var dedim. O kadar yani. Ama aşkın şey, önemi azaldı, azalmadı mı? Yani doğru. Ben kendim için söylemedim yani. 4 günlük karantina geliyor. Yılbaşında 4 gün boyunca evlerde olacağız. Siz de Seçil Hanım'la beraber olacaksınız diye düşünüyoruz herhalde. Neler yapacaksınız acaba? Ne yapacağız söylesene. Yok bu yemek yapar. Öyle oyalanırız. Siz de sosyal medyada. Yardımcı mısınız siz de yemek yaparken? Değil. Var mıdır Serdar Bey'in antrikot tarifinde yemek sevdiği yemekler? Bakla. Öyle mi? Bakla çok seviyor. Evet. Makarna çok seviyor. Evet. Patatesli yumurta. Ellerim donuyor. Serdar Bey, Mehmet'in Erbil'in bir açıklaması vardı. Bu zor dönemde Allah'tan zamanında evimi almışım da kiralarla geçiniyorum ya. Diye. Sizin de bir dönem biliyorsunuz çok para tutamıyordunuz ya. Sizin nasıl geçiyor bu süreç? Yani tabii ki birikim yapanlar yaşadı. Zamanında Mehmet Ali evet yatırımını yapmıştı. Ben ev aldım bir tane. O ev yetiyor bize. Kardeşim araba hediye etti dün bana. Hayırlı araba olsun. Yok diye. Hayırlı olsun. Bir tane araba almış. Hayırlı. Evet. Ben dedim araba istemem, bisikletim var. Yok illa minibüsüm var dedim, o bana yetiyor. Yok dedi Serdar Ortaç, iyi arabaya biner dedi. Oğlum dedim, ben dünyanın en iyi arabalarına bindim zaten. 30 sene. Ondan sonra. Neyi? Böyle dönüyor. Abi biraz yıkayalım mı? Arkada sigara içiyorlar. Baba. Baba. Sigarayı çekmesinler. Sigara. Sağlıyorum abi. Oradayız. Valla lof ederler. Bırak ya Allah. Sağdan gelip bağdakini mi koruyorsun? Yok be abi. Yasak diyorlar ya o yüzden. Evet. Öyle. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, var olun. Son olarak bir yılbaşı mesajı alsaydık Serdar Bey. Beklentinizden erken, önünüzden erken. 2020 çok kötü geçti bütün dünya adına. Benim yılbaşı mesajım, kimse sinirli olmasın. Kimse birbirine bağırmasın. Hep böyle kibar olsun. Babacım nasılsın? Aman şunu böyle yapma. Yanlış bir şey yapan olursa bile kavga çıkarmasın. Barış içinde sağlıklı bir yıl geçsin. Sen söyle hanım. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Var olun.